var hocam. Sıcak yaz günlerinde kalp rahatsızlığı olan, kalp hastalığı olan hastalarımız nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Halk arasında kalp hastalığı deyince bizim tarafımızdan algılanan iki tür hastalık var. Bir kalp yetmezliği, o da bir kalp hastalığı. Ki kalp yetmezliği olan kişilerin sıcak havalarda daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Kalp yetmezliği demek, karın pompaladığı, kalbin pompaladığı kanın az olması demektir. Sıcak havalarda damarlar genişlediği zaman kalp yetmezliği daha da artar. Niye? Çünkü kalbin pompalayacağı kanın havuzu genişliyor zaten. 10 litrelik bir havuzu mu bir emme basma tulumbayla bir saatte doldurmak mümkün? Yoksa 5 metre küplük havuzu mu? Tabii küçük havuz daha çabuk dolar. İşte bu havuzu genişlettiği için sıcak havalar, damarlar genişlemesiyle birlikte o yüzden kalbin hızı artar. Sıcakların da vücut ısısını artırarak kalbin hızını artırma durumu var. Kalp belli bir hıza kadar artar fakat belli bir noktadan sonra fibrilasyon dediğimiz atrial ve ventriküler fibrilasyon gelme riski de artar. Fibrilasyon geliştiği zaman hastalarda bu sefer kanın pompaladığı kan vücuda sıfıra kadar düşüyor ve kişi bayılıyor. Sıfır olduğu zaman tansiyon pat diye düşer bayılıyor. İşte o tür durumda biz ne yapacağız? Demin bahsettiğimiz ayakları kaldıracağız ki beyne kan gitsin. Beyin bu bozukluğu algılayıp hemen mekanizmaları devreye koyup bu nabzı aşağı düşürmesini bekleyeceğiz. Tabi bunlar hastane dışında yapılacak uygulamalar. Biz hastanede ilk müdahalede bunu yapıyoruz ama arkasından serumlarla, ilaçlarla hastanın bu ritmini düzeltmeye çalışıyoruz. Ritim bozukluğu var ise daha evvelden bilinen pat atağı dediğimiz ara sıra birdenbire gelen sonra birdenbire kendiliğinden kaybolan ataklarla olan ritim bozuklukları da var. Bunların ilaçları var. Sebeplere yönelik. Bu ilaçların hastaların doğru kullanmaları gerekiyor. Ama doğru ilaç kullanması için bu ritim bozukluğunun EKG ile saptanması lazım. Bu tür durumlarda eğer düz çekilen EKG'de saptanamaz ise kardiyologlar EKG holteri takıyorlar 24 saat. Bu bütün nabızları kayıt altına alıyorlar. Bu EKG holteri daha sonra bilgisayar yardımıyla analiz yapılıyor. Bu ritim bozukluğu ne zaman meydana geliyor? Gündüz saatlerinde mi, gece saatlerinde mi? Hangi sıklıkta meydana geliyor? İlaç vermeye gerek var mı? O karar veriliyor. Bir de ölümcül mü, değil mi? Atrial mi, ventriküler mi? Ona göre ilaç seçimi yapmak gerekiyor. Ona göre bazen dijital dediğimiz, digoksin dediği ilaçlar başlanıyor. Bu ilaçların kullanıldığı kişilerin bu ilaçları belli aralıkları bırakması gerekiyor. Ama çoğunlukla ortalama biz hafta içi 5 gün kullandırıp cumartesi pazar kullanmayın diyoruz. Niye? Bu vücutta birikme yaptığı için o arada kandaki yükselen seviye düşsün ki zehirlenme yapmasın. Bu ilaç hastanın kalp ritmini düzenlediği gibi zehirlenme durumunda kalp ritmini bozuyor. Yani çok küçük bir aralık var bunun kandaki seviyesi. O yüzden çok düşük dozda veriliyor zaten. Ama bunu çok dikkatli kullanmak lazım. Ritim bozukluklarında, uzun süren ritim bozukluklarında, yani evdeki yaptığım müdahaleler ama düzelmeyen bozukluklar mutlaka hastane, doktora gidip bu digoksinin kandaki seviyesini ölçülmesi gerekiyor. Eğer yüksekse ona göre gerekirse diyaliz bile yapılabiliyor bunlarda. Ve ona göre bu kandaki digoksin seviyesini düşürecek ilaçlar, müdahaleler yapması gerekiyor. O yüzden kalp yetmezliği olan hastaların yazın biraz daha fazla dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü sıcaklar damar genişlemesi yaparak tansiyonu düşürerek kalpte ritim bozuklukları riskini artırır. Soğuk havalarda da artar. Ama soğuk havalarda giyinerek üşümeme imkanımız var. Zaten belli yaşın üstündekilerde damarlarda kireçlenme ve kanda dolaşım bozukluğu olması sebebiyle onlar ilkbaharda yazın bile normal insanlardan daha sıkı zaten giyiniyor üşüdükleri için. Biz yazın bir tişörtle geziyorken onlar yazın ince de olsa bir ceket giymek durumunda kalıyorlar. Dolaşımları bozuk olması sebebiyle vücutlarında üşüme hissi daha fazla olduğu için. O yüzden ritim bozukluğu olan, kalp yetmezliği olan, digoksin denen ilacı kullanan kişilerin yazın daha fazla, tabii ki kışında biraz dikkatli olmalarında
yarar var. Belli aralıklarla yazın başında veya kışın başında mutlaka, yani o yüzden biz 6 ayda bir diyoruz, doktora kontrole gitmesi gerekiyor. Doktora kontrol ne yapılıyor? Rutin EKG'ler çekilir. Ritim bozukluğu saptanırsa EKG holteri takılır veya kalp muayenesinde kalp doktoru veya dahili uzmanı üfürüm dediğimiz ses değişimleri duymuşsa onlara eko yapılıyor. Yani kalp ultrasonu halk arasındaki tabirle. Eko ile kalbin kasılma gücü, vücuda pompaladığı kan miktarını hesaplamak mümkün. Kalp kapaklarında yetmezlik var mı, darlık var mı, bunları anlamak mümkün. Kalp kapak problemi olan kişilerde kalp yetmezliği de olabiliyor derecesine göre. Eğer çok hafif kalp kapaklarında daralma veya genişleme var ise yetmezlik sınırlı oluyor. Bunlara müdahale etmek gerekmiyor. Sadece biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ama ilerledikçe önce ilaçlarla sonra çok ilerlemiş vakalarda da kalp kapağın değişimine kadar giden tıbbi müdahale yapılması gerekiyor. Bu tür hastalıklarda ameliyatları erken yaptırmak lazım. Zamanda yaptırmak lazım. Ne erken ne de geç. Geç kalındığı zaman ritim bozuklukları devreye giriyor. Bu kalp yetmezlikleri akciğerde veya kalp zarının içinde sıvı birikimi yapar. O sıvı birikimleri böbreklerde çalışma bozukluğu yapar. Pulmoner dediğimiz akciğere giden atar damarda tansiyon yapar. Bu geriye akciğerde baskıyı artırır. Akciğerde baskı arttığı zaman böbreklerde sıkıntı yaratıyor. Böbreklerde sıkıntı olduğu zaman da karaciğeri etkiliyor. Yani bütün organlar bu dolaşım sisteminin birbirine bağlı olması sebebiyle birbirine bağlı. Bir kalp yetmezliği zincirleme reaksiyonlarla sıcak havanın da etkilenmesiyle böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, karaciğer yetmezliğine kadar giden zincirleme reaksiyonları yol açabilir. Böbrek yetmezliğinde hepimizin bildiği gibi üre yükselir. Çok fazla yükseldiği zaman üre komasına girer hastalar. Özellikle yaşlı olan kişilerde, böbrek hastalığı daha evvelden bilinen kişilerde bunlar çok daha kısa sürede olur. Hafif böbrek yetmezliği olan veya karaciğer yetmezliği veya hafif damarlarında tıkanma olan kişilerde bir ayda, iki ayda bu koma durumu oluştuğu halde daha fazla tıkanması olan, daha evvelden bilinen böbrek yetmezliği olan kişilerde, daha evvel üre komasına girmiş kişilerde bu birkaç günde olabiliyor. O yüzden evde baktığımız yaşlılarda, çok sıcak havalarda uykudan uyanamama durumu varsa, bunu çok uykusuzdu, uyanamadı, sıcaktan uyuyor değil, bu kişi komaya giriyor mu diye düşünmek lazım. Uyandırmaya çalışmak lazım, uyanmıyorsa mutlaka ambulans çağırıp en yakın hastaneye götürüp üresine baktırmak ve kalbini kontrol etmek gerekiyor.